Sevilay Yılman, Binali Yıldırım Kızılca Hamam'da neden yoktu? Bildiğiniz gibi bir süredir sessiz olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün katıldığı bir organizasyonda bu sessizliğini bozdu. Ve mezun olduğu Kasımpaşa Lisesi'nin geleneksel pilav gününde yaptığı açıklamalar nedeniyle de dün başta sosyal medya olmak üzere bütün Türkiye'nin gündemine oturdu. Esasında Yıldırım'ın yaptığı açıklama bir hayli uzun bir açıklamaydı ama kamuoyunun dikkatini nedense en fazla çeken seçimler geride kaldı. Bundan sonra şehrin güzelliği için İstanbul'un marka değerinin yükselmesi için daha yaşanılır bir şehir haline getirilmesi için yapılacak çalışmaları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Konumumuz ne olursa olsun elimizden gelen katkıyı sağlayacağız ifadeleri oldu ve bu ifadeler üzerinden de Binali Bey YSK'ya itiraz yapılmış dahi olsa İstanbul'da seçim sonucunu kabul ettiğini söylüyor ve bu konunun uzatılmasında da rahatsız olduğunu alenen belli ediyor yorumları yapıldı. Açıkçası ben de sadece o ifadeler üzerinden bir yorum yapmaya kalksam Kamuoyunda yapılan yorumun benzerini yapardım ama dün kendisiyle yaptığım konuşmada anladığım kadarıyla Binali Yıldırım'ın yapılan yorumdaki gibi bir düşüncesi yok. Bir kere şunu söyleyeyim. Dün yapmış olduğu ya da daha önceki zamanlarda yapmış olduğu konuşmalarının bir bütün olarak değerlendirilmiş olmamasından dolayı çok şikayetçi Binali Bey. Defter henüz kapanmadı diyor ki İstanbul'la ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil. Yapmış olduğum açıklamada da gayet net bir biçimde belirttim bunu ama demek ki kendimi tam ifade edememişim. Bir de senin aracılığına tekrar edeyim ne düşündüğümü. Şu anda devam eden bir hukuki süreç var. YSK'nın ne karar vereceğini ne ben biliyorum ne de siz. Bir de benim bir fıtratım var biliyorsunuz. Ben bu sürecin bir öznesi olarak Binali Yıldırım yargıyı etkilemeye çalışıyor gibi bir algının oluşmasını istemediğimden, kenarda sakin bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını bekliyorum. Bugün katıldığım organizasyonda da yaptığım konuşma tamamen spontaneydi. Önceden belirlenmiş bir konuşma falan değildi. Konuşmam istendiğinde aralarında beni çok yakından tanıyan sınıf arkadaşlarımın da olduğu insanların meraklarını gidermek adına şunu söyledim. Beni bilirsiniz. Kaybettiği seçimin sonucunu değerlendirmeye çalışacak bir adam değilimdir. Kaybetmiş olsaydım partimin vermiş olduğu hukuki mücadeleye karşı çıkardım hatta. Ama bu seçim yıllar geçse de soru işaretlerini üzerinden atamayacak bir seçim oldu. Benim dediğim şuydu orada. Birbirine eşit oy almış iki aday var ve bu oyların sadece ve sadece yüzde 10'u sayılıyor ve 850 bin oya tekabül eden bu oylarda 15 bin oy ne hikmetse kaybeden tarafa yani bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Normalde mantık ve matematiksel olarak iptal olan oyların sayımında da kaybedenin de kazananın da aynı olması gerekirken neden bu farkın oluştuğunun sorgulanması lazım. Madem iki aday başa baş neden iptal edilen oyların yeniden sayımında da böyle bir manzara çıkmıyor. Çok basit bir şey söylüyorum. Bakın, 8,5 milyon oy içerisinde sadece %10'u sayıldığında aradaki fark 29.500'den 13.000'e iniyorsa 8,5 milyon oyun sayılması halinde sonuç ne olurdu? Sonucun değişmemesi mümkün müydü? bir aday olarak bulunduğum ortamda merakları gidermek adına iptal oyların tekrar sayımıyla karşımıza çıkan sayısal tablo nedeniyle bu paradoksa dikkat çektiğim halde kamuoyunda Binali Yıldırım seçimin sonucunu kabullenmiş ve İstanbul'la ilgili defteri kapatmış yorumları doğru değil. Yıldırıma dünkü açıklamasında dikkat çeken bu seçimin kendi sosyolojisi vardı, kendi şartları vardı. Onun içinde değerlendirilmesi lazım. Seçimde adaylar yarışmadı bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla adaylardan biri kaybetti, biri kazandı diye değerlendirmek de çok sağlıklı olmaz. Ifadeleriyle de. Ne demek istediğini sordum. Çünkü bu ifadeleri nedeniyle de kamuoyunda Binali Yıldırım seçimin kaybedeninin aslında kendisi şahsa olmadığını, kaybedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları olduğunu söylüyor yorumları yapıldı. Buna da şu yanıtı verdi Yıldırım. Yanlış bir bakış açısı. Demek istediğim şu, biz 31 Mart'ı yerelde tutamadık. Bu seçimde yerel siyasetteki etmenler değil, genel siyasetteki etmenler etkili oldu. Seçmen yerel değerlendirmelerden yola çıkıp oy kullanmadı 31 Mart'ta. Genel politikalara bakarak, ittifaklar etrafında toplanarak oy kullandı ve bu da tabii sonuçları çok etkiledi. Kızılcı neden gitmedi? Dün en çok merak edilen bir diğer konu da Kızılcı amam kampıydı. 31 Mart seçiminin değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Kızılcahamam'da kampa giren AK Partililer arasında neden Binali Yıldırım'ın olmadığı çok sorgulandı. Ve bunun üzerine de mesela 31 Mart seçimleri tartışmaları dolayısıyla partisiyle arasında bir soğukluk olduğundan Yıldırım'ın kendisinin kampa gitmediği filan yazılıp çizildi. O yorum da kesinlikle doğru değil. Çünkü Binali Yıldırım Kızılcahamam kampına davet bile edilmemiş. Sanıyorum kampa davet edilenler arasında ...sadece belediye başkanları, il başkanları ve MKYK üyeleri olmuş. Malumunuz Binali Bey pozisyonu gereği şu anda... ...sade bir milletvekili olduğundan ona davet yapılmamış. Açıkçası ben bunu duyunca çok şaşırdım ve kendisine de söyledim. Zannımca bu olmamış. Yani kim ya da kimler organize etti Kızılcahamam kampıyla ilgili... ...bu davet işini bilmiyorum ama... Binali Yıldırım gibi parti için çok müstesna bir ismi, nasıl olsa o da artık sıradan bir milletvekili deyip davet etmemek yakışık almamış. Kusura bakmasınlar ama belediye başkanlarının davetli olduğu bir toplantıya Binali Bey'in davet edilmemesi, Binali Bey'in seçimi kaybetmiş olduğunun bir bakıma AK Parti cenahınca da kabulü gibi oldu. Veya hatta yeni bir seçim ihtimalinde belki de yeniden aday gösterilmeyeceği istifa ettirilerek anlamına da gelebileceğinin düşünülmesine sebep olup, inanılmaz bir siyasi basiretsizlik örneği olarak kayda geçti bu durum. Sevilay Yılman, Habertürk